Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Kendim bildim bileli, ailemle hep sıkıntılı bir hayat yaşadım. Ne annem ne babam yanımda oldu. Okula bile tek başıma gittim. Evde hep bir kavga, tartışma, bağır çağırış oldu. Bu duruma bir yere kadar katlanabildim. Defalarca kez evden kaçtım. Uzun zaman sokakta yattım. Ama kız başıma sokakta kalınca başıma kötü olaylar da geldi. Bu yüzden her seferinde tekrar eve dönmek zorunda kaldım. Ne annem ne babam bunca zaman nerede olduğumu sorgulamadılar bile. Sadece evden kaçıp onları konu komşuya rezil ettiğim için dayak yedim. Beni dövmek için hep bir bahaneler oluyordu zaten. Kötü bir şey yapmasam bile gözün üstünde kaşın var gibi bahanelerle dayak yiyordum. En sonunda geri dönmemek üzere son kez evden kaçmaya karar verdim. Annemler evde yokken kıyafetlerimi hazırladım. Kimseye gözükmeden evden çıktım. Yol nereye giderse oraya gidecektim. Başıma bir şey gelirse arkamdan alacak kimse de olmayacaktı zaten. Ben dünya hayatından bıkmışken yolda başıma gelenler beni daha çok hayattan soğuttu. Adım Fatma. Şu an 17 yaşındayım. Ailemden ve bana yaşattıklarından bıktığım için evden kaçıp kendi hayatımı kurmak istiyordum. Yanımda bulunan sınırlı parayla kendimi idare edecek şeyler aldım. Sigara da kullanıyordum fakat sigaraya verecek param yoktu. Birkaç hazır gıda, su, meyve suyu gibi şeylerle birlikte yola çıktım. Amacım şehir dışına çıkmaktı. Daha doğrusu ailemden ne kadar uzaklaşırsam o kadar iyiydi. Uzun saatler yürüdükten sonra ister istemez yoruldum. Karnım da acıkmıştı. Yolun kenarında bir yere oturup birkaç parça şey yedim. Bu yediklerim beni geceye kadar atardı. O yüzden içim rahattı. Ne ailemin ne de arkadaşlarımın bana ulaşabilecekleri bir şey yoktu üzerimde. Telefonumu içinde takılı olan hatla birlikte evde bıraktım. Ailem şu an kaçtığım farkında bile değildir. Belki de ben yokum diye kafaları daha rahattır. Artık yürümekten yorulduğum için otostop çekmeye başladım. Kimse durup almadı. Bazıları arabada aile var diye geçerken selam veriyor. Bazıları bana hiç bakmıyor. Bazıları da geçerken sapıkça hareketler yapıp selektör yapıyordu. Hava da iyice kararmaya başladı. En sonunda pick-up tarzı bir araba az ileride durdu ve dörtlerini yaktı. Koşarak arabanın yanına gittim. Kafamı camdan uzatıp selam verdim. Ne tarafa gidiyorsunuz diye sordum. Adam biraz yaşlıydı. Kulakları da duymuyordu. Gel kızım, götüreyim gideceğin yere kadar dedi. Valizimi arka koltuğa yerleştirip ön tarafa bindim. Ne işin var bu saatte? Tek başına yolda gibi sorular sordu. İşin doğrusunu anlatmadım. Adam da pekini anladı ama yapacak bir şey yoktu. Ailemden dolayı evden kaçtığımı bilirse beni polise teslim eder diye korktum. Ne tarafa gidiyorsun dedi. Rastgele bir yer söyledim. Benim evim de oraya yakın. İstersen gel bir gece misafirim ol. Sabah ben seni gideceğin yere götürürüm dedi. Adamı dikkatlice inceledikten sonra bana bir zarar vermeyeceğini düşünüp kabul ettim. Hem belki güzel yemekler de yiyebilirdim. Hem de sabaha kadar dinlenip kendime gelebilirdim. Ana yoldan çıkıp patika bir yola girdik. Bir süre daha gittikten sonra büyük, bahçeli bir eve geldik. Adam arabayı park ettikten sonra hadi gel kızım. Ailemle tanıştırayım seni dedi. Adamın tek yaşamadığını ve bir ailesi olduğunu duyunca o eve girmek istemedim. Bu duruşumu fark eden adam neyden utanıyorsun? Hadi gel de güzelce karnını doyur. Utanacak bir şey yok. Merak etme dedi. Biz kapının önünde bu konuşmayı yaparken bir kadın kapıyı açtı. Adam direkt kadına beni tanıttı. Benim ne durumda olduğumu öğrenen kadın güzel bir dille beni içeri aldı. Kaynını seviyormuş. Bak biz de sofrayı kurmuş bekliyorduk dedi gülerek. Utancımdan yok demek istiyordum fakat kurt gibi de acıkmıştım. Yemeğimizi yedikten sonra kadın hayatımla alakalı sorular sordu. Adama söylediğim yalanları kadına da söyledim. Bu durum beni de rahatsız ediyordu ama yalan söylemek zorundaydım. Bahçede iki ev vardı. Diğer evde kim yaşıyor diye sordum. Kadın da diğer evde çocuklarım yaşıyor. İki tane oğlum var. Biz ölmeden kendi evlerini yaptırmak istediler. Biz de kıramadık. Kabul ettik. Kendi evlerini yaptırdılar ve şu an orada yaşıyorlar. Bizimle pek vakit geçirmiyorlar. Yaşlıyız diye bizim kafamızı eski biliyorlar. Ama bizimle bir sıkıntıları yok. Yarın görürsün. Burada çok işimiz oluyor. At çiftliğimiz, tavuk kümeslerimiz var. Bahçemizde ekili bir sürü meyve sebzemiz var. Sen şimdi yat dinlen. Sabah ben seni uyandırırım dedi. Yarın çıkıp yola geri devam edecektim ama bu insanlara nedense çok güvenmiştim. Ailemden görmediğim sevgi saygıyı
Onlardan görünce kendimi daha değerli ve güvende hissetmiştim. Kadın bana bir odada yatacak yer hazırladı. Üzerimi değiştikten sonra ışık kapatıp yatağıma geçtim. Gün boyu çok yorulduğum için başımı yastığa koymamla uyumam bir oldu. Birden odanın ışığı açılınca uyandım. Kadın yanıma gelip, "Kusura bakma kızım. Seni uyandırmak istemezdim ama bir şeyi söylemeyi unutmuşum. Burada geceleri dışarıda çok hayvan gezer. Onların sesi seni korkutmasın. Bize zarar vermiyorlar. Eğer onların sesine uyanıp da korkarsan, sakın pencereden dışarı bakma ve sakın ola ki evden dışarı çıkma. Odanın kapısını kilitle ve seslerin kesilmesini bekle. Merak ettiğin bir şey olursa yarın sabah sorarsın. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin," dedi ve gitti. Bu kadın neyden bahsediyordu? Madem hayvanlar geliyor, dışarı bakmam veya çıkmamı neden istemiyordu? Bunları düşünecek durumda değildim. Hala çok uykum vardı. Bu yüzden kafamı yastığa koydum ve uyudum. Rüyamda babam beni dövüyordu. Sanki beni bulmuşlar, geri eve getirmişler ve gene rezil olduk diye dayak yiyordum. Bu yaşadıklarım bilinçaltıma o kadar çok işlemişti ki rüyamda bile rahat değildim. Babam beni döverken birisi babamı arkasından bıçakladı ve babam yüzüstü yere düştü. Babamı bıçaklayan kişi bana uzun süre baktıktan sonra elindeki bıçağı yere atıp gitti. O sırada camdan gelen tıkırtı sesiyle yerimden fırladım. Hem gördüğüm rüya hem de camdan gelen seslerden dolayı oldukça korktum. Kendime gelmeye çalışırken camdan gelen sesler şiddetini arttırmaya başladı. Yatağımdan kalkıp cama doğru gidecektim ki kadının dedikleri aklıma gelince vazgeçtim. Dışarıdan gelen köpek, kedi ve garip kuş seslerini kulağımı tırmalıyordu. Sanki birisi cama tırnağını yerleştirip camda gezdiriyor. Arada da tıklatıyordu. Kafamı yastığa koyup yorganı kafama kadar çektim ve seslerin bitmesini bekledim. Beklerken tekrar uyumuşum. Sabah uyandığımda cam açıktı. İçeri vuran güneş eşiğinde yatağımdan kalktım. Bir süre sonra kadın geldi. "Uyandın mı kızım? Günaydın. Hadi gel kahvaltımızı yapalım," dedi. Lavaboya gidip elimi yüzümü yıkadıktan sonra kahvaltı için salona geçtim. Kahvaltı sofrası o kadar büyüktü ki iştahımı aşırı derecede açmıştı. Kadının bahsettiği çocukları da masada oturuyordu. Masaya oturup selam verdim ama bana dönüp selamımı almadılar. Ben yokmuşum gibi kahvaltılarını yapıp kendi evlerine gittiler. Bu duruma biraz bozulmuştum. Kendimi yük gibi hissettiğim için kahvaltıdan sonra odaya eşyalarımı almaya gittim. Tam kapıdan çıkacakken kadın yanıma geldi. "Onların kusuruna bakma kızım. Böyleler işte. Yemek yemeye bile çoğu zaman gelmezler. Sen üzülme. Biz alıştık. Sen de alışırsın. Şimdi eşyalarını odana geri bırakalım. Bugün çok işimiz var. Belki bize yardımcı olmak istersin. Merak etme. Çok görmeyeceğiz seni. Sadece buraları gör, tanı diye bizimle birlikte olacaksın," dedi. Her ne kadar oradan gitmek istesem de bir türlü kadını bırakamıyordum. Benim beynime hükmediyordu sanki. Ne derse tamam diyordum. Bu ona olan güvenimden dolayı mıydı yoksa ailemden görmediğim sevgiyi ondan gördüğüm için miydi bilmiyorum. Ama kendimi uzun süre sonra mutlu hissediyordum. Bana uygun iş kıyafetleri verdiler. Evden çıktık. Dün gece olanlar hakkında cevabını merak ettiğim sorular vardı ama kadına sormak için fırsat bulamıyordum. Kadının çocukları da evlerinden çıkıp bize yardım etmeye gelmişlerdi. Öğlene kadar çeşitli işler yaptıktan sonra öğle yemeği için eve girdik. Çocuklar da yemekte bize eşlik ettiler. Ben sabah yaşananlardan dolayı onlarla konuşmaya çekiniyordum. Bir tanesi benden yaşça biraz büyüktü. Diğeri ise ya benim yaşlarımda ya da 1-2 yaş büyüktü. Yemeği yerken benle yaşıt gözüken çocuk "Sen kimsin?" diye sordu. Bu soru karşısında ne cevap verebilirdim ki? Ben kimdim? Buraya niye gelmiştim? Neden bu ailenin yanında kalıp onlarla aynı sofrada yemek yiyordum? O "Sen kimsin?" diye sorunca ben de kendime bu soruları sordum. Bir cevap bekler gibi gözüme bakıyordu. Kısaca kendimi tanıttım. "Onu sormuyorum. Burada ne işin var?" dedi. Ben kafamı yere eğdim ve yemeğime devam ettim. Beni yoldan alan adam benim yerime cevap verdi. Ben şehirden eve dönerken bu kızcağıza rastladım. Yalnız başına yolun kenarında oturuyordu. Acayip onu yanıma aldım ve eve getirdim. Geceleri o yolun ne kadar tehlikeli olduğunu en az benim kadar siz de biliyorsunuz. Onu alıp getirmeseydim kim bilir başına neler gelecekti. Belki akşam haberlerinde onun haberini görecektik. Küçük bir kıza yardım edip evime alarak kötü mü ettim yani? Biraz misafirimiz olacak. Siz de alışsanız iyi olur," dedi. Adam bunları söyleyince çocuk verecek cevap bulamadı ve kendi evine geçti. Ben onların arasını bozduğumu düşündüğüm için yemeğime devam edemedim. Bunu fark eden adam, "Sen onu boş ver. Kendi haline takılır normaldi. Bu evde misafir görmeye pek alışık değiller.
Sadece uzun süre aralıklarla akrabalar gelir. Onlar da çok durmadan geri dönerler. Hadi yemeğini yediysen beraber kuyudan su çekelim. Daha sonra atları besleriz. Hem beğendiğin at olursa binersin ve beraber gezeriz dedi. Adam bu sevecen tavrı beni biraz olsun rahatlatmıştı. Yemekten sonra beraber kuyudan su çekmeye gittik. Nasıl yapıldığını bana gösterdi. Biraz zor olsa da kuyudan bir kova su çıkarmayı başarmıştım. Yeterince su aldıktan sonra adam bana sen at çiftliğine geç. Ben birazdan geliyorum dedi. Çiftliğe gittim. Benim yaşlarımda olan çocuk da orada bir atı seviyordu. Yanına gidip kolay gelsin dedim. Başını hafifçe kaldırıp demin yaptıklarım için özür dilerim. Senin amaçla buraya geldiğini bilmiyordum. O yüzden sana biraz kaba davrandım. Kusura bakma. Ben Ömer. İstersen at sevebilirsin dedi. Kısa bir tanışma sürecinden sonra atın kafasına elimi uzattım. Benden pek hoşnut olmamış olacak ki elim ısırmaya çalıştı. O korkuyla kendim geri attım ve ayağım bir taşa takıldı. Geriye doğru çamurun içine düştüm. Üstüm başım çamur olmuştu. Ömer bir şeyin var mı diye sordu. Ben de hiç bozuntuya vermeden beni pek sevmedi galiba. Az kalsın beni ısıracak dedim gülerek. Ömer bana hadi eve geç de duşa gir. Anneme söyle temiz üst baş versin sana. Sonra tekrar sevmeye gelirsin dedi. Eve geçip duşa girdim. Suyu açtım ve başımı yıkamaya başladım. Şampuandan biraz daha almak için yere eğildim ve yerde bir bıçak gördüm. Bıçak kanlıydı. Dün babamı arkasından vuran bıçağın aynısıydı. Bıçağı görünce arkamı döndüm ve babam bıçaklayan adamı gördüm. Göz göze geldik. Korkulu gözlerle uzun süre ona baktıktan sonra birden ortadan kayboldu. Yere baktığımda bıçak da yerde yoktu. Tekrar arkama baktım ama adamı da göremedim. Korktuğum için hızlıca işimi bitirip banyodan çıktım. Evdekilere bir şey belli etmeden üzerimi değiştirip tekrar bahçeye çıktım. Ömer beni yanına çağırdı. Diğerleri de bahçeyi suluyordu. İstersen sana ata binmesini öğretebilirim. Beraber gezeriz. Hem sana alışmış olurlar. Kendini ona sevdirmiş olursun. Ne dersin dedi. Kabul ettim ve çiftliğe girdik. Aynı atın yanına gittim. Sevmek için elimi ona doğru uzattığımda bu sefer elimi ısırmak için hamle yapmadı. Elimle kafasını sevmeye başladım. Bana onu sevmem için izin vermişti. Ömer nasıl bineceğimi anlattı. Birkaç denemeden sonra binmeyi başardım. Şu anlık yapabileceğim tek şey üzerine durabilmekti. Biraz zor da olsa üzerine sabit durmayı başardım. Ben atın üstünde, Ömer yanımda çiftlikten dışarı çıktık. Ömer atı tutarak beni gezdirdi. Kısa süre sonra at huysuzlanmaya başlayınca attan inip geri çiftliğe götürdük. Saat geç oluyordu. Akşam yemeği için eve girdik. Yemek yerken dün gece yaşananları kadına sordum. Rüyamda babamı gördüğümden bahsetmeden yaşadıklarımı anlattım. Kadın zaten buralara alışmış gibiydi. O yüzden anlattıklarıma çok da şaşırmamıştı. Pencereye kuşlar gelmiştir. O yüzden öyle sesler gelmiştir. Bahçemizde bulunan meyve ve sebzeleri yemek için geliyor hayvanlar. Gece geç vakit yiyecek bir şey bulamadıkları için bu eve sığınıyorlar. Dışarı çıkma dememin sebebi aç oldukları için sana zarar verebilirler. Bu yüzden dışarı çıkma veya pencereyi açma diyorum. Biz bu duruma alıştık. O yüzden uyanmıyoruz bile. Sabah olunca hiçbir anormallik kalmıyor zaten. Sen de yavaş yavaş alışırsın. Merak etme. Korkacak da bir şey yok. Biz buradayız. Bir şey olmaz dedi. O gün çok yorulduğumu, yemeği yedikten sonra daha iyi anlamıştım. Uyumak için müsaade istedim ve yatağıma geçtim. Amacım sabah buradan gidip yoluma devam etmekti. Gece gene camdan gelen seslere uyandım. Bu sefer daha meraklı olduğum için geri uyumadım. Bu gece hayvan sesleri ve camdan gelen tıkırt seslerin sebebini öğrenecektim. Bu gizemi çözüp öyle gidecektim buradan. Pencereye yaklaştıkça perdenin arkasından bir gölge gözüküyordu. Hiç hayvan gölgesine benzemiyordu. Çünkü hacmi bayağı büyük gözüküyordu. Camın önüne oturdum ve gelen seslerin bitmesini bekledim. Oturup beklerken evin içinden de sesler gelmeye başladı. Birisi evin içinde yürüyordu. Doğa sesleri odamın kapısı kapalı olduğu halde bana kadar geliyordu. Sessizce ayağa kalkıp kapının yanına gittim. Kulağımı kapıya dayayıp gelen sesleri dinlemeye başladım. Kadının sesi geliyordu ama çok az geldiği için dediklerini anlayamıyordum. Kulağıma gelen sesler de çok garipti. Sanki biriyle konuşuyordu ama Türkçe konuşmuyordu. Biraz sonra yüksek bir sesle gidin buradan. Sizin için ancak bunu yapabilirim. O küçük kızla sakın uğraşmayın. O bize emanet dedi. Benden bahsediyordu. Odama doğru yaklaşan ayak seslerini duyunca hemen yatağıma koşup uyuma numarası yaptım. Kapı açıldı ve kadın içeri girdi. Yatağımın dibine gelip özür dilerim kızım. Bunu sana yapmak istemezdim dedi ve
Camı açıp odadan çıktı. Kadın odadan çıkar çıkmaz kalkıp camdan dışarı baktım. Dışarıda hiç kimse yoktu. Bir anormallik de gözükmüyordu. Gecenin bu saati kadın kiminle konuşuyordu? Kime beni vermek istemiyordu? Yatağımın başına gelip neden benden özür dilemişti? Şimdi dışarıda yaşanan şeylerden daha önemli şeyler vardı. Eğer tehlikedeysem bunu öğrenip kendimi kurtarmam gerekiyordu. Yatağıma geçip uyudum. Sabah kadın gelip beni uyandırdı. Dün gece yaşanan şeylerden haberim yokmuş gibi davrandım ve kahvaltı sofrasına geçtim. Normalde bu sabah gitmek istediğimi söyleyecek ve gidecektim ama çözmem gereken şeyler olduğu için bir süre daha burada kalmam gerekiyordu. Gece yaşanan şeylerden bahsetmedim. Bir süre sonra kadın, kendisi. Dün gece gene korktum kızım. Umarım kimsenin sana zarar vermeyeceğini öğrenmişsindir de artık korkmayı bırakmışsındır dedi. Hiç bozuntuya vermeden yok abla korkmadım. Dün o kadar yorulmuşum ki gece uyanmadım bile. Kafamı koyduğum gibi uyumuşum. Sabah da sen uyandırdın zaten. Yoksa daha çok uzun uyurdum dedim. Kadın rahatlamış gibi bir hale büründü. Bir işler çevirdiğini böylelikle daha çok anlamıştım. Bir amacı vardı ve bu işin içinde ben de vardım. O gün gene akşama kadar tarla bahçe işlerini yaptık. Ara sıra Ömer'le birlikte ata bindik. Artık atın üzerinde daha uzun süre durabiliyordum. Geceleri yaşananları Ömer'e de anlattım. Ömer bana, sana bir şey diyeceğim ama aramızda kalsın. Biz aslında annemle babamdan sıkıldığımız için bu eve geçmedik. O evde garip şeyler yaşanıyor. Abimle biz de korktuğumuz için bu eve geçmek zorunda kaldık. O evde yaşanan şeyler garip bir şekilde bu evde yaşanmıyor. Ne hayvan sesleri ne de camdan gelen sesler. Hiçbirisi bu evde olmuyor. Kendimizi burada daha güvenli hissettiğimiz için bu evde yaşamaya karar verdik. Sadece yemek yiyeceğimiz zaman annemlerin yanına geçiyoruz. Bir de gündüzleri çalışırken onları görüyoruz. Geri kalan zamanlarda bu evde kalıyoruz. Eğer korkuyorsan bu gece burada kal. Senin için bir oda yaparım. Orada kalırsın. Odanın anahtarını da sana veririm. Arkadan kilitlersin. Korkmuyorum dersen de annemlerin yanında kalmaya devam edebilirsin dedi. Onların bu sebepten dolayı bu evde kalmalarına saygı duydum. Sonuçta o evde garip şeyler yaşanıyordu ve bu durumdan rahatsız olmaları gayet normal bir durumdu. Ben de geleli 2-3 gün olmasına rağmen rahatsız olmaya ve gerçekten korkmaya başladığım için Ömer'lerin evinde kalmayı kabul ettim. Kıyafetlerim o evde kaldı. Gece üzerime gecelik bir şeyler giyip Ömer'in evine geçtim. Ömer bana, eğer çok uykun yoksa gel oturalım. Saat daha erken, ben çok yorulmadım bugün. Eğer sana da uygunsa biraz oturur, öyle yatarız dedi. Bu gizemi merak ediyordum ve Ömer'e soracağım sorular vardı. Bu yüzden peki biraz oturalım. Sonra geçer yatarız. Ben de çok yorulmadım zaten dedim. Ömer gidip dolaptan alkollü içecekler getirdi. İçmek istemediğimi söyledim ve gidip kendime meyve suyu aldım. Ömer yaptığı kabalık için özür diledi. Ben de ona alkol kullanmadığımı bilmiyordum. Yaptığın kabalık değil ve özür dilemeni gerektirecek bir durum değil dedim. Ömer'in bu saflığı, temizliği ve sempatikliği hoşuma gitmeye başlamıştı. Abisi çoktan yatmıştı. Geldiğimden beri benimle bir kelime bile etmemişti zaten. Ömer'le muhabbet etmeye başladık. O gece ben de sonradan alkol almak istedim. İlk defa kullandığım için ne olacağını bilmiyordum. Ben Ömer'e sormak istediklerimi unutmuştum bile. Sohbet o kadar güzel gidiyordu ki her konuda aklıma başka sorular geliyor. Sonra başka konu açılınca soracağım soruyu unutuyordum. Zaman ilerledikçe iyice kendimi kaybetmeye başladım. Sonunda kendimden geçmişim. O gece nasıl olduğunu bilmeden Ömer'le birlikte olmuştum. Bunu sabah uyanınca anladım. Uyandığımda evde kimse yoktu. Vücudumun her yeri ağrıyordu. Bu durumdan dolayı hiç pişmanlık duymamıştım. Ömer'e karşı beslediğim duygular zaten bu yöndeydi. Böyle olmasını tabii ki istemezdim ama olan olmuştu sonuçta. Avucumun içi kaşınmaya başladı. Yaram olmuş diye bakarken avucumun içindeki kanayı fark ettim. Kana yakılmıştı ama şekilli olarak yakılmıştı. Sanki bir şeyler yazıyordu avucumun içinde. Kalkıp elimi yıkadım fakat geçmedi. İki elimde de vardı ama ikisinde de farklı şeyler yazıyordu. Duşa girdim ve ayaklarımdaki kanayı da fark ettim. Allah'ım neler oluyordu. Bir gecede bu nasıl olmuştu? Rüya desen değil. Kendimi iyice kötü ve korkmuş hissetmeye başladım. Hızlıca duşumu aldıktan sonra üzerimi giyip evden çıktım. Kadın ve adam tavuklara yem veriyordu. Ömer ve abisini göremedim. Gidip onlara Ömer'i sordum. Kadın bana yem almak için şehre gitti. Dün gece bizde kalmadın. Rahat uyudun inşallah kızım. Yorgunsundur diye kahvaltıya da uyandırmadım. Karnın açsa masaya hala toplamadım. Geç bir şeyler atıştır.
Hem havada sıcak, başın dönmesin. Sen bize emanetsin. Senin başına bir şey gelirse, bizim de başımıza çok kötü şeyler gelir dedi. Her şey tamamdı ama bu son cümle neyin nesiydi? Benim başıma bir şey gelince, onların başına neden kötü bir şey gelecekti ki? Benimle ne alakası vardı? Bu iş gitgide daha karışık bir hal almaya başladı. Kendimi onların yerine koydum ama gene mantıklı bir açıklama bulamadım. Ömer'le beraber olduğumuzu söylemedim. Söylesem nasıl söyleyecektim ki zaten? Kafam çok karışıktı. Bir süre sonra Ömer geldi. Beni görünce kafasını yere eğdi. Yemleri ahara bıraktıktan sonra eve geçti. Ben de arkasından eve girip Ömer diye seslendim. Bana cevap vermedi. Tekrar seslendim. Yüzünü bana dönüp yere eğdi. Kısık bir sesle özür dilerim dedi. Gidip elimi Ömer'in omzuna attım. Özür dilemene gerek yok. Sonuç olarak ikimiz de kendimize değildik. Olan oldu artık. Ben pişmanlık duymuyorum. Sen de kendini suçlama. Annenler öğrenirse ikimiz de öldürür. O yüzden normal davran. Hayatına devam et dedim. Benim bu umursamaz ve sevecen tavrımı görünce rahatladı. Sarılıp tekrar özür diledi. Ben de ona sarıldım. Uzun süre boyunca Ömer'lerin evinde kalmaya devam ettim. Evden kaçıp buralara gelip bunca süre burada kalacağımı, Ömer'i tanıyıp onunla bunları yaşayacağımı bilmiyordum. Amacım bir gece kalıp sabahında geri yola çıkmaktı. Ama olay nerelere geldi? Artık kendimi yük olarak görmüyordum. Ömer'in yanımda oluşu bana iyi hissettiriyordu. O günden sonra defalarca kez beraber olduk. Artık birbirimizin her şeyini biliyorduk. Bir gece odamda uyurken camdan gelen seslere uyandım. Uzun zamandır bu sesi duymuyordum. Kendim bir an Ömer'lerin evinde değil de diğer evde sandım. Ömer'in evinde kaldığımdan beri bu sesleri duymuyordum. Köpek ve kedi sesleri gelmeye devam ediyordu. Bu sefer korkumu yenip camdan dışarı baktım. Bahçenin ortasında kocaman bir ateş yanıyordu. Ömer'in beni bindirip gezdirdiği at da oradaydı. Bir kadın atın tüylerinden beli görüyordu. Bir grup insan ateşin etrafında dönüyordu. Kadınların evine doğru baktığımda kapının önünde Ömer'i gördüm. Kadın Ömer'e bir şeyler verdikten sonra elini çabuk tut. Anlarsa gider. Sonra arasanız da bulamazsınız dedi. Ömer ateşin yanına doğru gitti ve hayvanlara kendi pisliklerini yedirdi. Ateşin etrafında dönen insanlara da yumurta kabukları ikram etti. Bir iştahla hepsi yemeye başladı. Tüm bunları izlerken yaşlı bir adam bembeyaz bir atla ateşe doğru yaklaştı. Elinde kocaman bir kılıç vardı. Oradakilere bağırarak bir şeyler söyledi. Gözlerinden nefret akıyordu resmen. Ben gözlerimi ona dikmiş, onu izliyordum. Bir süre sonra oradakiler o adamı taş atmaya başladılar. Adam mecburen oradan uzaklaşmaya başladı. Cama gelen bir taşla yatağımda kendime geldim. Uyanır uyanmaz yataktan çıkıp pencereden dışarı baktım. Dışarıda her şey normal gözüküyordu. Demin gördüklerimin hiçbiri yoktu. Rüya olduğunu düşünüp yatağıma geri geçtim. Her ne kadar rüya olarak düşünsem de bir türlü etkisinden çıkamıyordum. Ömer'in yanına gitmek istedim. Odadan çıkıp Ömer'in yanına gittim fakat Ömer odasında yoktu. Evin içinde Ömer'i aramaya başladım. Her yere baktım fakat Ömer'i bulamadım. Evden dışarı çıktım. Yan evin ışıkları açıktı. Kapıyı çaldım ama açan kimse olmadı. Saatin kaç olduğunu bilmiyordum. Bir ışık gözümü aldı. Birisi bir saat veya cam gibi bir şeyle gözüme ışık tutuyordu. Dışarıda sadece ay ışığı olmasına rağmen ışık gözümü aldı. Işığın geldiği tarafa doğru baktım. Beyaz bir atın üzerinde oturan kişiden geldiğini gördüm. İstemsizce ışığın geldiği yere doğru yaklaşmaya başladım. Yaklaştıkça o atın rüyamda gördüğüm at olduğunu fark ettim. İyice yanına gittikten sonra atı ve adamı daha net şekilde gördüm. At gerçekten rüyamda gördüğüm attı. Ama adamı göremediğim için kim olduğunu çıkaramadım. Ömer, sen misin diye sordum. Adam bana cevap vermesini beklerken yanıma ahırda bindiğim at geldi. Ayaklarını kırdı ve yere doğru eğildi. Benim binmemi istiyordu. Bindikten sonra diğer atı takip etmeye başladı. Ben atın üzerine oturmuş, nereye gittiğimize bakıyordum. Ellerim ayaklarım kilitlenmiş gibi meraklı olan biteni izliyordum. Bir süre gittikten sonra küçük bir kulübe tarzı eve geldik. Attan indim. Adam da indi. Bana bir şey demeden eve girdi. Tam kapıyı kapatırken kafasını çıkarıp bana içeri gel işareti yaptı. Sorgulamadan evin içine girdim. Tek oda küçücük bir yerdi. Daha önce ne adamı ne de bu evi görmüştüm. Kimsiniz siz diye sordum. Ben senin kurtarıcı meleğinim. Senin başın çok büyük bir belada. Kendine dikkat etmen gerekiyor. Onunla hiç beraber olmayacaktın. Bu hatayı yaparak kendini onlara teslim ettin. İnşallah hamile değilsindir. Çünkü eğer hamile kalırsan onlardan bir daha asla kurtulamazsın. Onların laneti çocuğunu doğurmak zorunda kalırsın.
Bunu istemezsen seni öldürürler dedi. Ya Rabbim, bu adam kimdi? Neyden bahsediyordu? Ömer'le beraber olduğumu nereden biliyordu? Beni nereden buldu? Amacını? Beni kimden kurtaracak? Beni esir alacak olan kim ve benden ne istiyorlar? Tüm bu sorular benimde dolanıyor ama dilime gelmiyordu. Adam bana, sen şimdi git ve benden hiç bahsetme. Ben seni onlardan kurtarma yolunu bulduktan sonra seni gelip alacağım. Geceleri dışarı çıkma ve pencereden dışarı bakma. Senin buraya geldiğini öğrenirlerse yaşatmazlar. Aynı şekilde atına bin ve eve gir. Merak etme, evde hala kimse yoktur. Kimse senin yokluğunu fark etmemiştir bile. Sabah ezanı okunmadan uyu. Bir daha gelmeye seni kurtarmış olacağım inşallah dedi ve beni evden gönderdi. Aynı şekilde ata binip eve geldim. At kendi kendine çiftliğe girip uyudu. Ben de ses çıkarmadan eve girdim. Olanları düşünürken uyumuşum. Sabah olunca Ömer'in sesiyle uyandım. Elinde bir tepsiyle yatağıma yaklaştı. Günaydın. Sana sürpriz yapmak istedim ve kahvaltını yatağa getirdim. Eğer istemezsen masaya geçebiliriz. Ama sen hayatıma girdiğinden beri çok şey değişti. Hayata bakış açım değişti. Hayatı daha çok sevmeye başladım. Çünkü sen beni hayata bağladın. Hayatım boyunca senin gibi birisinin hayalini kurdum. Sonunda sen karşıma çıktın ve hayallerimi gerçekleştirdin. Ben seni çok seviyorum. Anneme senden bahsettim. Eğer ki iki kişinin rızasıyla olduysa bir şey olmaz. Birbirini seviyorsanız evlenin dedi. Ben seninle bir gelecek düşünüyorum. Eğer sen de bunu istiyorsan bana evet de lütfen dedi. Kahvaltı tepsisini yatağın kenarındaki masaya koydu. Ben yalnız kalmak istediğimi söyledim ve odadan çıkarttım. Kendi kendime bir şeylerin cevabını bulmam gerekiyordu. Nasıl cesaret edip annesine bunlardan bahsetti? Annesi nasıl bu kadar yumuşak davranıp normal bir şeymiş gibi tepki verdi? O gün akşama kadar odamdan çıkmadım. Ömer defalarca yanıma gelse de hep bir bahaneyle geri çıkardım. Bu iş büyümeden bu evden gitmem gerekiyordu. Kahvaltıya da hiç dokunmadım. Ömer ara sıra gelip kahvaltı yapmam için ısrar ediyordu. Her seferinde yemeyeceğim desem de gene yemem için çabalıyordu. Dün gece beni kendi evime götüren adamın yanına gitmek istiyordum. Bu gece tekrar gelip beni götürür diye erkenden uyudum. O gün boyunca ağzıma bir lokma sürmedim. Gece olunca dışarıdan birisi adımla seslendi. Pencereden dışarı baktığımda çiftlikteki at kapının önünde bekliyordu. Bunun bir işareti olduğunu anlayıp evden çıktım. At gene dizlerini kırıp eğildi ve beni üzerine bindirdi. Kendi kendine gitmeye başladı. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Sadece yolu izliyordum. Bir süre sonra dün geceki adamın evine geldim. Adam beni kapıda karşıladı. Evin içine girdim. Adam bana, bu gece sana merak ettiğin her şeyi anlatacağım. Yeter ki beni dinle ve saçmaladığımı düşünme. Sen evden kaçtığın gün seni tesadüfen evine alan adamın karısı ifritlere çalışıyor. Seni o evde gören ifritler ve cinler seni ilk geceden yanlarına almak için geceleri odanın penceresinin önünde seni korkutmuş. Dışarı çıksan seni yanlarına alacaklarmış. Kadın senin başına bir şey gelmesin diye evden çıkmamanı ve pencereden dışarı bakmamanı istemiş. Cinlerin bu ısrarına dayanamayan kadın seni vermeyi kabul etmiş. Bunun karşılığında bahçelerine bereket olacak, her zamankinden daha fazla mahsul verecek, daha çok para edecekmiş. Seni alamayan cinler insan kılığına girerek Ömer adıyla seninle birlikte olmuş. Aslında Ömer diye birisi yok, abisi de yok. Kadın böyle bir yalan söylemiş. Bu zamana kadar seninle vakit geçiren kişi bir cin. Seninle beraber olarak seni kendi alemlerine çekmeye çalışmışlar. Sen hamile kalmayınca farklı bir plan yapmışlar. Sana büyü yedirecek ve bu şekilde kendilerini çekeceklermiş. Bu sabah sana getirdiği kahvaltının içinde çeşitli büyüler varmış. O büyüleri sana yedirip işlerin içinden çıkılmaz hale getirecekler ve seni tamamen ele geçireceklermiş. O kadın ve adam da istedikleri gibi rahat bir yaşama başlayacaklarmış. Şu an üzerine bir büyü olmadığı için sana zarar veremezler. Sadece sen burada olduğun sürece seni ikna etmeye çalışacaklar. Tüm bunlardan buradan giderek kurtulabilirsin. Yalnız dikkat et, sana zarar vermesinler. Unutma, o ikisi insan değil. Bir insan gibi düşünemez, hareket edemezler. Hemen git, ailenin aradığını ve eve gitmek zorunda olduğunu söyle. Eşyalarını toplayıp evden çık ve git. Yolun açık olsun. Ailenle birlikte hayırlı bir hayat diliyorum sana dedi. Artık kafam hiçbir şeyi kaldırmıyordu. Sadece bir an önce buradan gitmek istiyordum. Atla eve döndüm. Eve girip kıyafetlerimi topladım ve kimseye bir şey demeden, görünmeden evden uzaklaştım. Saatler sonra, uzun süren yolculuktan sonra kendi evime varıp kapıyı çaldım. Annem kapıyı açtı.
Beni görünce ağlamaya başladı ve sarıldı. Annemi ilk kez bana karşı bu kadar duygusal ve iyimser görüyordum. Ne oldu anne diye sorunca, babamın öldüğünü, benim de bir daha hiç gelmeyeceğimi düşündüğü için intihar etmek üzereyken benim geldiğimi söyledi. O günden sonra annem bana daha iyi davranmaya başladı. Babamın ölümünü de rüyamda görmüştüm. Babamı öldürenler az kalsın beni de alacaklardı. O adam sayesinde onlardan kurtulup anneme kavuştum. Uzun süre bu olayların etkisinden çıkamadım. Annem de beni deli sanır diye bu yaşadıklarından hiç bahsetmedim. Şu an normal bir hayat sürüyoruz. Annem eskisinden daha iyi. Ben de yavaş yavaş kendime geliyorum. Evden kaçmak neler yol açtı. Bunların yaşanacağını bilsem hiç yeltenmezdim. Beni Allah korudu, şükürler olsun. Diğerleri benim kadar şanslı olamıyor maalesef. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.